geçmiş yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Sen o okuldan kaytarmak için ölümü bile tercih ettin Safi. Biz o kadar yürekli değiliz. Ama okula bir daha ayak basmayacağız. Hadi beyler. Başka bir şey yok. Saffet'in notu. Akıntı da bunu bulabilir. Thank you.
Saffet. Oğlum. Sen. Sen yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Oğlum. Sakın. Sakın mı? Ne demek sakın? Ben senin annenim ve artık bunu biliyorsun. Evet. Beni doğuran kadın olduğumu öğrendim. Ama biyolojik annem olman gerçekten annem olduğunu göstermez. Benim gerçek bir annem asla olmadı. Haklısın. Ama artık gerçek annem olmak istiyorum. Çok geç. Aradan yıllar geçti. Yaşanmış pek çok acılar geçti. Soğuk yatakhaneler, soğuk bakışlı bakıcılar, dayaklar, cezalar, baskılar, tehditler geçti. Açken, zayıfken, çaresizken, üşüyorken yanımda olmadığın asırlar kadar uzun geceler, günler geçti. Ama artık büyüdüm. Zayıf ve çaresiz değilim. Artık beni ezenleri ezebilecek güçteyim. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Saffet. Yanında olamadığımı 15 yılın suçlusu ben değilim. Ben seni asla terk etmedim. Baban seni benden kaçırdı ve izinizi kaybettim. Sus! Sus! Bana en büyük kötülüğü yaptın, bari zavallı babamın anısını kirletme. Baban zavallı falan değildi. Bana şiddet uygulayan bir alkolikti. Onun dayağından kaçtım ama seni terk etmedim. Seni her gün görmeye, kendimi sana unutturmamaya çalıştım. Ama baban sonunda beni cezalandırmak için seni kaçırdı. Bizi ayırdı. Sen nasıl bir insansın ya? Kendini savunamaz durumda olan zavallı bölünün arkasından nasıl böyle konuşabiliyorsun? Babam hakkında benim yüzüme karşı hangi cesaretle bunları söyleyebiliyorsun ha? Sana bunları söylemek için cesarete ihtiyacım yok. Beni oğlumdan ayırdığı için ona duyduğum nefret yeter. Yeter! Yeter. Babama hakaret etmene izin vermeyeceğim. Ben de annesinden nefret etmesi için oğlumu benden kaçırıp yıllarca beynini yıkayıp alkolik ve psikopat bir adam yüzünden oğlumu bir daha kaybetmeye razı olamam. Babam hakkında böyle konuşma. Konuşma. Aşağılık sıfatlar kullanma, anladın mı beni? Benim yanımda kalan oydu. Benimle sefaleti paylaşan oydu. Sen değildin, oydu. Şimdi bir şekilde paraya kavuştun diye babamın anısına ihanet edecek değilim. Babamın anısına sırtımı dönecek değilim. Tamam mı? Senden beni bağışlamanı istediğim yok. Suçlu değilim. Ben de geçmiş bağışlamak ve unutmak niyetinde değilim. Kişiliklerimiz birbirine ne kadar çok benziyor. Ama sen çok gençsin Saffet. O nedenle geçmişin suçlusu hakkında yanılıyorsun. Biliyorum, sevdiğin ve ölünün anısına karşı mücadele etmen çok zor. O ölünün anıları senin üstünde benim sahip olduğum her şeyden çok daha etkili. Ama ben de senin gibiyim. Pes edecek değilim. Oğlumu tekrar bulmuşken ondan vazgeçecek değilim. Neden peki? Bir vicdanın olduğunu 15 yıl sonra mı hatırladın? Vicdan, insanları arada bir ziyaret eden ruh hali değildir Saffet. Ya vardır, ya yoktur.
Ben 15 yıldır hiçbir şeyi unutmuş değildim. Seni 15 yıldır arıyordum. Ama seni bulabilmek için gerekli imkanlara ancak son yıllarda ulaşabildim. Evet. Ben beni ve babamı terk ederken bastırıp susturabildiğin halde senin de bir vicdanın olduğuna inanıyorum. Çünkü o uçurumun kıyısında denizden cesedimi çıkarmalarını beklerken nasıl acı çektiğini uzaktan seyrettim. Demek oradaydın. Neden? Neden ortaya çıkmadın? Ortaya çıkmak mı? Ortaya çıkıp kendi kurduğum tezgahı kendim mi bozacaktım? Saçmalama. Tezgah mı? Ne tezgahı? Bu serveti kendi aklın ve kendi zekanla kazanmadığın nasıl da belli. Hala anlamadın mı? O kazayı kendim düzenlemiştim. Öldüğümü sanmanızı istemiştim. Ama neden? Neden böyle bir şey yaptın? 15 yıldır her gün çektiğim acının ne demek olduğunu anlaman için. Yetimhane koridorlarının o rutubetli duvarlarında yaşadığım annesizlik acısının intikamını senden alabilmek için. Yatakhane duvarlarının içimi üşüten o soğukluğunu biraz olsun sana yaşatabilmek için. Çektiğim kalp ağrılarını anlayabilmen için. Çektiğin acıları anlamam için böyle tehlikeli oyunlara atılmana hiç gerek yoktu. Ben 15 yıldır zaten o kalp ağrılarıyla akraba olmuştum. Ben zaten 15 yıldır o kalp ağrılarıyla yaşıyordum. Benim kalbim 15 yıldır sadece kan değil. Acı da pompalıyor. Yeter ya. Karşımda bu fedakar, bu yaralı anne rolünü daha fazla oynamaya kalkma. Yutmuyorum. Anlamıyor musun? Ben arkadaşlarım değilim. Kanmıyorum yalanlarına. Vicdanını rahatlatamayacaksın. Aklayamayacaksın kendini. Oğlum, gitme ne olur. Bir oğlun olduğunu unut. Çünkü ben bir annem olduğunu hatırlamıyorum. Bazen arkana bakmadan yürürsün. Gitme, gitme ne olur. Düşünmeden kim haklı, kim haksız. Bilmeden ne doğru, ne yanlış. Bazen arkana bakmadan yürürsün. Ama bilirsin, bu gitmeler gerçek değil. Acılara çare değil. Kaçamazsın kaderinden. Kaçtıkça arkandan. Saffet öldü Koray. O Allah'ın belası kamyonu denize uçtu hatırlarsan. Biliyorum abi. Ben önce nereye gittiğini merak etmiştim. Hasta mısın Koray? Ölünce nereye giden insanlar abi? Bilmiyorum abi, işte ondan sordum. Öteki tarafa gitti işte oğlum, öteki tarafa. Çok uzağa. Ta tahtalı köye. Orada da kafasına göre bir yer bulmuştur kendine, merak etmeyin. Benim bu depodan başka yerim yok derdi hep. Keşke dönse girse şu kapıdan içeri. Bir kere daha söylese böyle. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor abi ya. Benim de. Saffet'in öldüğü günden beri bir film izliyorum sanki. Bir film makarası dönüp duruyor kafamın içinde. Bazen söylediğim sözler için kızıyorum kendime. Ne gerek vardı diyorum bunu söyleyip de onu üzmeye. İnsan hani sevdiği biri hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor ya. Bu acayip bir salak. Onu kaybedebilirsin. Ona yanlış yapmamalısın. Çünkü onu kaybedebilir ve hatanı asla telafi edemeyebilirsin. Ve o zaman da
İçinde işte böyle ustura gibi keskin bir pişmanlık, bir iz kalır. Ne izi oğlum ya? Senin için rahat değil mi? Değil. Saffet benim için meğer sandığımdan çok daha fazla şey ifade ediyormuş beni. Keşke bunu ona da söyleyebilseydim. Ben size dedim oğlum. Oğlum yapmayalım. Saffet'e yalan söylemeyelim dedim. Bak şimdi koyuyor adam. Her şey mahvoldu. Saffet, benim yüzümden artık sen yoksun. Keşke söylemeseydim. Keşke annen hep sır olarak kalsaydı da sen aramızda olsaydın. Çok üzgünüm Saffet, çok. Bu çok pahalı bir ders oldu bana. Anladım ki insan sevdiğine hayatı boyunca dürüst olmalı. Ve her fırsatta sevgisini göstermeli. Yoksa ardından yas tutması çok daha zor oluyor. Duyduğun acıya pişmanlık da ekleniyor. Hadi çocuklar. Açın şu telefonu. Hayırdır oğlum bu saatte ya? Baksana şu telefona. Melal Hanım. Buyurun Melal Hanım. Ali. Saffet geldi. Ne? Saffet yaşıyor. Ne? Evet. Yaşıyor mu? Evet, ne? Yaşıyor. Ne oldu lan? Yaşıyor mu dedin? Bir dakika. Kim yaşıyor oğlum? Ne oluyor? Doğru mu duydun? Evet. Ne zaman geldi? Saffet mi? Siz onu aldın mı? Herkes geçince. Adam baksana. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Düzelir. O hayatta ya. İki cihan bile bir araya gelir. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Saffet yaşıyor oğlum. Allah! Ulan yaşıyor lan! Yaşıyor lan! Güzeli mi kurtulmuş? Hayır. Kaza gerçek bir kaza değilmiş. Saffet'in tezgahıymış. Kendisi düzenlemiş. Kendisi mi? Aha. Niye yapmış ki abicim böyle bir şeyi? Annesine acı çektirmek için. Abi bu herif psikopat mı bu oğlum ya? O Melaki gibi kadına yapılır mı bu ya? Ya bize yapılır mı abicim? Suyun dibinde onu ararken yukarı çıkmayıp aşağıda boğulmayı bile düşündüm lan. Abartma Koray. Ölenle ölünür mü? Ya ölünmez tabi abicim. Ama aklına o bile geç demek istiyorum. Ya öyle bir salaklık yapıp kendimi boğulmaya bıraksaydım suyun dibinde? Saffet bunun hesabını nasıl verecek kendini? Koray. Benimle alakası yok. Herif kendi salaklığı yüzünden ölmüş diyecekti. Salaklık olduğunu sen kendin söylüyorsun zaten. Yalnız gelince o Saffet'e iyi bir fırça çekelim abi. Annesine karşı haklı olup olmadığı kendi sorunu. Ama bize bunları yaşatmaya hakkı yoktu abiciğim. Saçmalama ben, bu ne fırçası ya? 10 saniye önce Saffet yaşıyor diye eteklerin zil çalıyordu. Şimdi kalkmış Saffet'i fırçalamaktan bahsediyorsun. Ne muhabbet abiciğim? Yani. Biz bu kadar üzmeye hakkı yok. Abi unutuyorsunuz galiba. Biz de onu bayağı üzdük. Arkasından iş çevirdik. Annesinin kimliğini ondan gizledik. O onun iyiliği içindi oğlum. Abicim herifi kırdık yani. Bize güveni sarsın. Annesinden sonra herhalde buraya gelir değil mi? Büyük ihtimalle evet. Ne zaman gelir lan acaba? Bence her an gelebilir. Ulan Saffet. Ulan Saffet. Nasıl inandırdı lan hepimize eşşoğlu eşek? Artık var ya cesini bile görsem özlüğüne inanmam lan. Yok deve. Dur lan nereye? Gel bir çok daha çekeyim. Çok çekeyim. Çektim çok. Evlilik olayına sarmış durumdasın ama sen hiç gelinlik meselesini açmadın Büşra. Şu an senin harıl harıl gelinlik modellerine bakıyor olman gerekiyordu. Gelinlik mi? Ne önemi var ki nasıl bir gelinlik giyeceğimin? Hiç fark etmez yani. Nasıl ya? Kızım düğün günün senin hiç unutmayacağın özel bir günün olacak. Gelinliğin de ona göre olmalı. Aslında biz Murat'la... Ya bu gelinlik sevdası nereden çıktı şimdi? Sen evlenince giyersin. Kızım asma sen de suratını artık.
Evet Gamze, toparlan artık ne olur ya. Çok üzülüyorum kızlar. Çok. Olan olmuş. Saffet'i artık geri getirebilir miyiz? Hayır. Saffet'in ölümünde payım var mı bilmiyorum ama en çok üzüldüğüm, ben onu hiç düşünmedim. Yani Saffet'in bir annesi olduğunu öğrenince ne hissedeceğini, ne kadar sarsılacağını hiç hesaplayamadım. Gamzeciğim, sen doğru olanı yaptın. Normal şartlarda bu bir çocuk için dünyanın en mutlu haberi olur. Düşünsene, öldüğünü sandığın annen yaşıyor ve yeni bir sayfa açmak için karşına çıkıyor. Oktay Saffet'e söyleme demişti. Bana gülermişti. Ben ne yaptım? Onun güvenini alt üst ettim. Bir daha benimle konuşurken sır olması gereken hiçbir şey anlatmayacak. Tabii eğer bir daha benimle konuşursan. Ay sanki ilişkiniz bitmiş de bir daha hiç görüşmeyecek misiniz gibi konuşuyorsun Gamze. Onun güvenini kaybettim. Belki bu yüzden ben de onu kaybettim. Kızım ayrılmadınız ya. Sadece sorunlarınız var. Onlar da düzelecek. Biraz zamana bırak. Hı? Hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın da. Tamam abi artık yeter. Ne yeter? Her sabah beni almaya geliyorsun. Ne var bunda oğlum? Biz okula eskiden de beraber giderdik. Eskiden. Eskiden evet. Ben Sibel'i tanımadan önce. Sibel'den dolayı canın sıkkın biliyorum. Ama biz varız. Hep yanındayız. Sağ ol abi. Yaşadıkların ne kadar zor gelirse gelsin dayanacak bir sürü omuz var yanında. Yalnız olmadığını bil İbo. Biliyorum. Yalnız değilim. Sibelsizim. En kötüsü de bu işte. Keşke üzülme demekten başka bir şey gelseydi elimden. Bak abi. Bir dost tavsiyesi. Kaybettiğinde dünyanın sonunu getiren şeye sahipken değerini bil. Gamze ile mutlu olmaya bak. Bu konuda konuşmak istemiyorum ben. Saffet'e annesiyle ilgili gerçeği anlattığı için onu suçluyorsun. Ama bu bir hata değil. Bu bence olması gereken. Bence Gamze doğru olanı yaptı. İbo, konuşmak istemiyorum lütfen. Peki, sen bilirsin. Sabah olmuş. Saffet hala yok. Allah Allah. Niye gelmedik ya? Memo! Şadi oğlum! Saffet'i bulmamız lazım. Ya nasılsa gelir bu oğlum. Nereye gidecek ya? Gelir de bütün gece niye gelmedi oğlum? Abi kim bilir nereye takılmıştır ya? Memo! Hadi kalk da bir saçmalık yapmadan bulalım şu herifi. Bir dakika uyumadınız be! Lan gel hadi! Anam anam anam! Vay vay vay. Ulan zaten her yerim tutulmuş be. Of. Ulan battaniye mi hanginiz aldınız lan? Ne battaniyesi ya? Üstüme ben battaniye örtmüştüm uyurken oğlum. Hanginiz aldınız? Ben montla uyudum oğlum. Ben de. Benim battaniye ne oldu o zaman? Şşt. Bunu mu arıyorsun lan? Oh. Ah. Durun durun. Bir saniye bir saniye. Dur oğlum ya. Bir dakika be. Sohbete bak be. Geldin oğlum işte. Dur. Dur çekin. Tamam sakin. Gece geç geldim. Baktım sizin motorlar istim almış orul tam gaz gidiyor. Uyandırmaya kıyamadım. Ama içeride uyumanın da mümkünatı yoktu hani. Memo'nun battaniyesini alıp şuraya kıvrıldım. Kusura bakma Memo. İçeridesin diye aldım ama. Yine daha yazı yedin galiba ha. Önemli değil Saffet. Sen yaşıyorsun ya. Hala aramızdasın ya. Önemli değil. Bu arada sizden de özür dilemem gerek. Ya cesedi bulmak için kendinizi çok fena helak ettiniz be abi. Neydi lan öyle o elbiselerle suya girmeler, çılgın kulaçlar falan. Bu kadar büyük bir tepki ummuyordum valla. Orada mıydın? Herhalde. Kaçırır mıyım? Kazayı kendim tezgahlamıştım olacakları izlemek için. Vahin ya. Kazanın kaza olmadığını annen anlattı. Anlatacağını tahmin etmiştim zaten. Bize bunu nasıl yaptın abi? Ne oluyor buna? Özür diledik ya oğlum işte. Ya benim için bu kadar kahrolacağınızı ummuyordum. Fena kızmıştım size. Biraz üzülsünler dedim. Ama siz öyle kan ter içinde nefes nefese dalıp çıkınca fena halde içim acıdı be. Size yaptığım haksızlık büyük. Tekrar özür dilerim. Abi, annenden de özür dilemelisin. Orada dur bakalım. O kadar da uzun boylu değil Ali. Abi sen ne düşünürsen düşün. Ama senin annen bence çok iyi bir kadın. Bak,
bunu bize verdiği ev yüzünden söylediğimi sanıyorsan sana ancak yanılıyorsun, ayıp ediyorsun diyebilirim. Yani sen öldükten sonra evi terk ettiğimize göre o evi senden daha değerli saydığımıza inanıyor olamazsın. Ya yok be oğlum. Annem ev yüzünden değil, gerçekten sevdiğinizi artık biliyorum. Ama yanılıyorsunuz. Yani o kurnaz bir iş kadını. Onun ince taktiklerini akıl erdiremediğiniz için de ona kanıyorsunuz. Bizce kanan sensin abi. Yılların birikmiş kini senin gözün döndürmüş. Gerçeği net göremiyorsun. Neyse. Yani bu konuda uzlaşmamız şimdilik imkansız görünüyor zaten. Bu yüzden de tadımız katsın istemiyorum abicim. Elbet bir gün ispatlayacağım size bunu. Ya da biz sana ispatlayacağız. Beyler, okula gideceksek acele etmemiz lazım. Tabii gideceğiz oğlum. Saffet'i öyle hortlamış. Gördüklerinde okul ailesinin nasıl tırsacağını görmek için koşa koşa gideceğiz be. Ha, bir dakika durun. Sabah çayımızı demleyip şurada nefis bir kahvaltı etmeden hiçbir yere gidemem oğlum ben. Tamam mı? Tamam. Ben bir şey koyayım geleyim ya. Koy. Tamam. Ben de o zaman senin helvayı kavurayım. Değil mi? Şakadan şakası sofrayı koyayım. Heyt be, her şey eskisi gibi be. İyi, ben de bakkala gideyim o zaman. İyi hadi. Kızım, seninki çok özlemiş belli. Baksana sabah sabah yollarını kesiyor. Kızlar, siz gidin okulda görüşürüz. Hadi tamam. Görüşürüz. Şura. Ne oldu? Sabah sabah kötü bir şey mi var? Bu akşam buluşamıyoruz aşkım. Niye? Çok önemli bir işim var. Önemli bir işim mi var? Ne demek bu ya? Kızma aşkım hemen. Bu gece sana bahsettiğim arkadaşla evi ayarlayacağız. Bu gece mi? Yani bu gece kaçacağımız yer ayarlanıyorsa o zaman biz... Evet Büşra. Çok yakında kaçıyoruz. İşin zor kısmını geçtik bile. Saklanabilecek bir yer bulduktan sonra gerisi çantanı alıp evden çıkmana bakar. Çok sevindim aşkım. Gerçi sevinmeye korkuyorum. O gece plan benim yüzümden suya düşmüştü. Çok üzülmüştüm. Umarım yine bir sorun çıkmaz. Bu son denememiz olacak Büşra. Ne olursa olsun bu sefer kaçacağız. Tamam aşkım. Ay benim sakin olmam gerek. Tamam. Kimseye bir şey çaktırma. Büşra. Seni seviyorum. Ben de. Vay gençler. Çay içen var mı? Ben içerim aşkım. Senin yoksa... elinden zehir olsa içer. Sen benim elimden anca onu içersin zaten. Etiket. Oktay, İbo ve HK Gamze nerede kaldı acaba? HKH mi? O ne kızım? Hayat karartan Hatun. Eyvah başladı yine. Kızım yapma ya. Çok yükleniyorsun şu Gamze. Zaten kızın canı sıkkın. Haksız mıyım abi? Ne bileyim abi. Özge bu oğlum. Ne yapsa eridir. Özge birisine gıcık olduysa mutlaka bir nedeni vardır ya abicim. Mesela beni sevmese, yanında istemese, kötü kötü konuşsa hemen düşünürüm ben kesin bir hata yaptım diye. Kaçarım abi, durmam yanında. Özge'min sinirlerini bozmamak için hemen ışınlanırım ortamda. Lan pamuk şekerisin sen ya. Kız zaten seni sevmiyor. Yanında da istemiyor. Allah Allah. Sana her lafı da kötü. Ama sen hala ortamdasın. Ben Özge'yi kızdıracak ne yaptım abicim ya? Senin bir şey yapmana gerek yok pamuk. Varlığın yetiyor beni delirtmek için. Bravo. Senin varlığın da beni delirtiyor aşkım. Kapı çeneni be. Yalnız ben harbiden söylüyorum Özge. Kız zaten göçtü Saffet olayından sonra. Kendisini suçlayıp duruyormuş. Suçlayacak tabii. Bu kıza bulaşan bariz belaya bulaşıyor. Ya bunlar bizim gözümüzün önünde yaşanıyor. Ben görüyorum da siz niye göremiyorsunuz? Ben de görüyorum aşkım. Günaydın. 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 Ne yapıyorsun lan bu karakter? Bana bakışlarını görmeliydin. O sözleri oğlumdan işitirken, o kin dolu bakışları kalbimi delip geçerken, içimden hep şükürler olsun diyordum. Yaşadığı için, oğlumu bana bağışladığın için şükürler olsun Allah'ım. Oğlunuzun yaşıyor olmasına sevindim ama size sarf ettiği sözler gerçekten çok ağır. Olsun Ahmet. Hiçbir şey onun yaşıyor olmasından daha önemli değil benim için. Umarım bir doktora görünseniz. Hayır Ahmet. Bir zahmet olur mu? Hadi canım. Yazılılar mı? Evet. Son günlerde yaşananlar yüzünden biraz geciktirdim. Meral Hanım nasıl oldu acaba?
Şu oğlu vefat eden kadın değil mi? Evet. Kadıncağız berbat durumda. Perişan. Şu anda hiçbir sözcük onun durumunu anlatmaya yetmiyor aslında. Anne olmayan onun yaşadığını anlayamaz. Allah evlat acısını kimseye göstermesin. Koru ya Rabbim. Demişler ya, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Öyle öyle. Umarım bir an önce toparlar. İnşallah. Çok tuhaf. Hani sınıfta ben olmasam, sınav kağıtlarını doldururken onları kendi gözümle görmesem, kesin kopya çektiler derdim ama... Ne oldu Kemal Bey? Şunlara bak. Çocukların sınav kağıtları birbirine aynı. Hepsi sorulara aynı şekilde cevap vermişler. Hayret. Yadigar'dan beklenmeyecek kadar yüksek bir not. Genelde notları hep düşüktür ya. Demek ki notlarını düzeltmek için çalışmaya başlamış. İnşallah. Yahut öyle bir kopya düzeni kurdular ki nihayet Kemal Bey'i de atlattılar. Yok Suat Bey. Ne Yadigar ne de diğerleri kopya çektiler. Bundan eminim. Bu soruların hepsi ezberden cevaplanmış. Vallahi ezber mezber. Benim dersimde de böyle sınav kağıtları verirler inşallah. Ezberleyerek doldurdukları sınav kağıtları sizde kalacak Suat Bey. Ama inanın bana, öğrencileriniz orada yazdıkları her şeyi çok kısa sürede unutacak. Yani amaçları notsa bu sonuç kaçınılmaz. 100 bin dolar mı? Delirmiş bu herif ya. Bu parayı vermezsek fotoğrafları Murat Bey'e gösterecekmiş. Yok canım, blöf yapıyordur. Blöf falan yapmıyor İpek. Hala nasıl kendinden bu kadar emin olabiliyorsun? Seni defalarca uyardım. Ayrılmalıydı, bitmeliydi. Aşk olsun Cahil. Ben 100 bin dolar etmez miyim? Keser misin şunu? Bu parayı bir an önce ayarlayıp Serkan'a ödemek zorundayız. Nasıl yani? Sen ciddiysin. Bu kadar parayı nasıl ayarlayacağız sorabilir miyim? Bilmiyorum. Ben de olsaydı emin ol bir dakika bile düşünmezdim. Bu beladan kurtulmak için öder ve hayatından çıkardım. Ama yok. Demek ki sonsuza kadar hayatımda kalacaksın Cahil. Çünkü bu para bende de yok. Kocanı biraz olsun tanıyorsan bu ilişkiyi öğrendiğinde yapabileceklerini tahmin edersin. Temizle şu herifi. Başımızı açtığı sorundan kurtulmak için daha ucuz bir yol. Bu berbat önerini bir daha duymak istemiyorum. Unut bunu. Peki. Pazarlık ya. Ne bileyim, düşük bir miktarı anlaş işte. Adam kararlı İpek. İyi bir kapı bulduğunun farkında. Ve bu kapıyı sonuna kadar değerlendirecek. Ne yapayım canım ya? Bu parayı bulamam bence Ait. Mümkün değil. Bulmak zorundasın İpek. Ne yapıp edip 100 bin doları bulmak zorundasın. Ah abi, önüne dönecek. Rıza 84. Oha, nasıl aldın? Aslım 75. Rıza bile beni geçmiş. Evet ya, nasıl olur? Aslım'ı bile geçmişsin. Erdem 52. Yadigar 87. Yürü be. Oo, 87. Senin yeşil ya. Bunu ve son kenara. Olarak Selin 75. Bu sonuçlara göre sınıfın ortalaması oldukça yüksek. Maşallah. Herhalde hocam. Deli gibi çalıştık valla. Şu söz verdiğiniz pikniğe gidiyor muyuz o zaman hocam? Evet. Hep birlikte pikniğe gidip biraz eğlenmeyi hak ettik sanırım. Bravo hocam. İyi bak ya. Kesin yemek yeriz değil mi? Hocam, bu ders çalışmak o kadar kötü bir şey değilmiş ya. Söylemiştim. Yalnız derste nasıl çalıştığınız ve nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili biraz konuşmalıyız. Konuşalım hocam. Tabii. Mesela Yadigar. Bana Sait Faik'in edebi kişiliği, önemli eserleri ve yaşadığı dönem üzerine biraz bilgi verebilir misin? Bir dakika ya, ben sınavda yanıtlamıştım aslında bu soruyu ama. Evet. Burada verdiğin cevabı görebiliyorum. Bir de senden duymak istedim. Evet. Yani bir eser aklıma geliyor ama. Peki diz dersen söyleyebilir misin? Tam olarak anlatamayabilirim hocam. Ama kağıdında hepsi var. Ya vallahi kopya çekmedim hocam, çalışmıştım ya. Biliyorum, hepiniz çalıştınız. Evet. Ama nasıl çalıştınız? Sadece ezberlemek için. Ne kadar süre geçti ben bu sınavı yapalı? 2 hafta oluyor. Yani 2 haftada bu kağıtlara yazdığınız her şeyi unuttunuz öyle mi? Kağıtlara bakınca çalıştığınız görülüyor. Ama şimdi aynı sorulara yanıt veremeyişiniz, konuyu özümsemek yerine ezberlediğinizi gösteriyor. Sanırım ders çalışmanın, öğrenmenin sadece ezber yapmak olduğunu düşünüyorsunuz.
Sınavdan iyi not aldık mı? Aldık. Bence gerisi boş. Hayır Oktay, değil. Benim için konunun özümsenmiş olması, o konuda bir şeyler söyleyebilmeniz, fikir sahibi olmanız, aldığınız bu notlardan inanın çok daha önemli. Eğer Yadigar, Sait Faik'in eserlerini ezberlemeye çalışmak yerine en az bir iki kitabını okusaydı, az önce sorduğum soruya rahatlıkla yanıt verebilirdi. Yanıtı sınavda verdi ve 87'yi aldı hocam. Yadigar daha ne ister ki? Ama istemeli. Yaşadığı ülkeyi ve ülkesinin insanlarını derinliğine anlamak istemeli. Bu ülkede bir turist ya da bir kedi gibi yaşıyor olmamak için bu ülkenin dilini, tarihini ve bilinçaltını anlamayı istemeli. Türkiye'nin ve Türklerin bilinçaltını anlamak için Sait Faik, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Necip Fazıl, Kemal Tahir, Oğuz Atay, Reşat Nuri, Yakup Kadri gibi dil ustası yazarları okumak kaçınılmaz bir gereklilik. Ama kimin için kaçınılmaz? Bu ülkede attığı her adımın bilincinde olmak isteyenler için. Bastığı toprağın hangi meyve ya da sebzeleri ürettiğini bilmekle yetinmeyip hangi öyküleri ürettiğini de bilmek isteyenler için. Ait olduğu toprağı ve insanları tanımak isteyenler için. Yazarları okumadan insan ve insanlığın evrensel değerleri hakkında fikir sahibi olamazsınız arkadaşlar. Yazarlarını okumadan bir ülkeyi tanıyamazsınız. O ülkenin dilini anlayamazsınız. Hocam, Türkçe anlamak için Sait Faik okumaya ihtiyacımız yok ki. Sonuçta Türk'üz elhamdülillah. Türkçeyi biliriz. Gel demek, bana doğru yaklaş demek. Git demek, benden uzaklaş demek. O kadar Türkçeyi kediler de biliyor. Değil mi kızlar? Ben Türkçenin inceliklerinden söz ediyorum arkadaşlar. Türkçe, yazarlarımızın yüzyıllar boyunca işleyip geliştirdiği çok zengin bir iletişim aracı. Onunla en tarif edilemez sandığınız derin duyguları bile tarif edebilirsiniz. Ama sözlükten, kelime ezberleyerek olacak iş değil bu. Dilinizi kullanmakta ustalaşmanız, kendinizi daha da iyi ifade edebilmeniz için Türkçenin anlatım olanaklarını zenginleştiren, ifade gücünü bileyen, Türkçeyi bugünlere getiren yaratıcı yazarları severek ve anlayarak okumalısınız arkadaşlar. Sait Faik'i ezberlemek yerine benimseyerek okumanızı o nedenle istiyorum. Sonuçta Türkçeyi ustaca kullanmayı hepiniz istersiniz değil mi? Tabii hocam. Tabii ki de hocam. Kim istemez ki? Tabii hocam. Güzel. Peki. Şimdi dersimize geçelim. Geçelim. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık hocam. Bu sene kesin bir tane kitap bitireceğim Özge. Görürsün. Oğlum bu yaz var ya, en az 3 tane kitap okuyacağım. Sırf Kemal Hoca'nın hatırına. Necip Fazıl mı olur, Oğuz Atay mı olur, Nesimi Karakutal mı olur, artık kim olursa. İşte bu. Bravo. Başarı için ezber yok. Özümsemek var. Bravo, alkış. Rıza, bu kim lan? Alkış. Arkadaşlar tanıştırayım. Kemal Hoca'nın asistanı, ünlü edebiyatçı Burhan Pamuk. Alkış lütfen. Hoş geldin oğlum. Ne olacak? Hoş geldin. Bravo. Oğlum var ya, şu piknik için şimdiden heyecanlanıyorum ben. Keşke Sibel de burada olsaydı. Oğlum bizler senin doğal ortamına gidiyoruz lan. Yeşil yeşil böyle yayılırsın rahat rahat. Ulan piknik yapacağız piknik. Herhalde sevineceğim. Herkes dolma, kek, börek bir sürü şey getirecek ya. Miden eşitti değil mi yine? Herhalde içim ezildi. Tabii canım. Herkes yemek getirecek. Şirek de homili gırtlak götürecek. Tabii kesin kesin. Bu bizim ilk pikniğimiz olacak. Muhtemelen son pikniğimiz olacak etiket. Ağaçlara çıkar mıyız beraber aşkım? Ya. Ay seni orada bir ayı kapsa da kurtulsak ya. Ama ayı ağaca çıkmaz ki aşkım. Balık kabağa çıkar. Oktay, böyle mesafeli durarak bir şeyleri aşamayız. Böyle gelgitlerle bu ilişkiyi yaşatamayız. O gelgitleri yaratan sensin. Ben elimi uzattım. Yüreğimi koydum ona. Sense beni... Aramızdaki özel meseleleri umursamaz davrandın. Zedeledin. O yüzden bir duvar çektin aramıza. Bu şekilde bir şeyler aşamayız. Konuşmalıyız Oktay. Konuştukça birbirimizin duygularını daha derin hisseder. Daha derinden tanırız birbirimizi. Biz sevgiliyiz.
Sevgiliyiz. Evet. İşte beni de acıtan bu. Sevdiğimin sorumsuzca davranması. Neyse. Bu mevzuyu kapatmak istiyorum. Kapatma. Açık açık içimizdeki tüm kızgınlığı son damlasına kadar akıtalım. Ne varsa biriken son kelimesine kadar dökelim. Konuşalım Oktay. Bu kadar zor mu ya? Seninle zor, evet. Seninle konuşurken ne söylediğime dikkat etmeliyim. Her şeyi açık açık konuşmak şöyle dursun. Seninle konuşurken söyleyeceklerimi ve anlatacaklarımı dikkatle seçmeliyim. Özür dilerim Oktay. Yaptığım yanlıştı. Sen haklıydın. Çok üzgünüm. Ben de öyle. Sana duyduğum güveni kaybettiğim için. Hem de senin yüzünden kaybettiğim için çok üzgünüm. Bu havada okula mı gelinir ya? Abi, okulun en güzel kızına aşık olmak kadar kötü bir şey yoktur. O niye lan? Oğlum, bir hatunu unutmak istediğinde ondan daha güzel başka bir kız ararsın ya. Hı. Şimdi ben Eda'yı unutmaya kalksam yapamam. Nereden bulacağım ki ondan daha güzelini? Ya oğlum, niye unutuyorsun ki sen bu kızı? Ali de toz oldu gitti. Tehlike geçti yani. Saldır gitsin lan. Oğlum, Ali ile ne alakası var ya? Sizin o tehlike dediğiniz kriteri ben hiç kafaya takmadım ki. Bebeğim. O zaman neydi seni durduran ha? Oğlum, Eda'nın Eda'sı. Hı? Yani işte tavrı oğlum. Biraz böyle tepeden kuş bakışı bakıyor ya bana. Haklı olarak tabii. O kadar güzel olunca böyle tepeden bakması gayet doğal. Alakası yok. Okan kendinize niye tepeden bakmıyordu o zaman? Nasıl ya? Ali'ye pas veriyordu yani, öyle mi? Yani gerçi. Ali pası alıyordu göğsüne, topu tutuyordu. Oğlum, kızın peşinden ayrılmıyordu ki. Senin gibi kaçak oynamıyordu bir kere. Offside'a da düşmüyordu ama sen... Oğlum, ben biraz çektim kendimi, evet. Kızı ilgiye boğmak istemedim, doğru. Kızı boğmayacaksın zaten oğlum. İlgileneceksin ufaktan. Kızı mavi sakal boğacak. Şşş, ben varken mavi sakal hakkında konuşma. Şşş, asabi, delikanlı bozma. Buna da espri mespri yapılmıyor ha. Senin şakalar kalitesiz olduğu için olabilir mi? Ay, çok güzel olacak ya. Ya evet, çok eğleneceğiz. Yalnız piknik için herkes aynı şeyleri yapmasın. Konuşalım önceden. Evet, dolmaları, ya. Dolmaları, börekleri kim istiyorsa ona göre kararlaştıralım. Daha kısır var. Hadi gel gel, bahçeye çıkalım. Kalın, o yapsın. Bana bak Gamze, kısırı sen yapıyorsun, tamam mı? Pikniğe falan gelemem ben kızlar. Beni yok sayın. Nasıl yani? Ne diyorsun sen ya? Pikniğe gelemeyeceğim diyorum. Ha evet. Evde kalıp kendine acıman gerekirken ne işin var arkadaşlarına eğlenmekte falan, değil mi? Sanem. Belki de evde kalıp kendime acımam en doğrusu. Çünkü acınca kalbim. Vicdan azabından uykularım kaçıyor. Gelemem. Kusura bakma. Yaz gelse de pikniğe gitsek diyorduk. Koca bir sene geçti valla. Gidiyoruz işte. Ay nihayet valla. Yalnız Eda, sen pikniğe gelme bence. Nedenmiş o? Mavi sakal orada da rahatsız etmesin seni. Biliyorsun, her yere girip çıkıyor. Ne yapayım yani? Mavi sakal peşimde diye hayatıma kısıtlayayım, öyle mi? Hayır Eda, sakın böyle bir şey yapma. Hem polis sana normal hayatına devam et demedi mi? Sakın eve kapatma kendini. İrem Hanım'a kalsak evden çıkamayacağız zaten. Sanki mavi sakal eve giremiyor. Sana hiçbir yerde huzur yok kızım. Benimki de laf. Ya sen şu olayı bana hatırlatmak zorunda mısın ya? Neyi? Bak İrem, bazen çok dangalakça konuşuyorsun. Ya ne dedim ben ya? Eda'yı uyarmaya çalışıyorum sadece. Onun iyiliği için. Kızlar ne habersiniz? Eda'nın bir şey morali mi bozuldu? Eda'nın morali ne zaman düzgün oldu ki? Sayende. Cahit. Ne var Serkan? Sakin ol. Parayı hazırladın mı? Biraz sabırlı ol. O kadar para adiyince bulunmuyor. Biliyorsun ben tez canlıyımdır Cahit. Çok fazla beklemeyi sevmem. Tamam dedim ya. Son gelen kitaplara yer açmamız lazım. Onları da beraber düzenler miyiz Büşra? Burada olursam neden olmasın? Bir yere mi gidiyorsun? Hayır. Belki evdekiler kalmama izin vermez. O açıdan söyledim. Anladım. Ver. O zaman okul saatleri içinde yapmaya çalışırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ederim hocam. Niçin? Bizim için yaptıklarınızı unutmayacağım.
elinizin değdiği, yetişebildiğiniz, hayatlarını değiştirebildiğiniz herkes adına teşekkür ederim size. Daha da önemlisi, daha önce hiç kimsede görmediğim hoşgörünüz için. Ben de bu güzel sözler için teşekkür ederim. Beni mahcup ettin. Saffet değil mi? Oğlan. Ölmemiş miydi oğlum bu? Nasıl ya? Şişt, gel başımıza ayağı sokmayalım, yürüyelim. Allah Allah. Hadi abi gidelim. Saffet. Sen... Sen yaşıyorsun. Biz seni öldüğünü sanıyorduk. Doğrudur. Peki nasıl oldu? Yani nerelerdeydin sen? Biraz uzaklaşmak istedim. Ama bu kadar güzel karşılanacağımı bilseydim de erken çıkardım ortaya. Ne demek uzaklaşmak istedim? Annen, arkadaşların, herkes seni öldü biliyordu. O kamyon denize uçmuş ve sen... Annemin benim yaşadıklarımı yaşamasını istedim. Benim çektiğim acıyı çekemez tabii ama... en azından biraz telaşlandı öldüğümü sanınca. Ona iyi bir ders, bana da eğlenceli bir oyun oldu işte. Oyun mu? Hı-hı. Oyun ha? Oyun öyle mi? Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl beni bu hale soktun farkında mısın? Öldüğünü düşünüp günlerdir ağlıyorum. Uyku girmiyor gözüme. Vicdan azabından deliriyordum ben. Ben ölümüne neden olduğumu sandım. Gamze, çok özür dilerim. Ben bunları düşüneceğini tahmin etmedim. Ama etmeliydin Saffet. Etmeliydin. Gamze. Bırak, dokunma bana. Ve dünyaya hoş geldin. Abi! Ne oldu oğlum? Abi! Ne oldu lan? Saffet. Konuşsana oğlum. Ne oldu, oldu oğlum? Sür gelin çocuğa. Saffet yaşıyor abi, ölmemiş abi. Hadi be. Hadi be. Ne alakası var, öldü Allah Allah. Öldü oğlum Saffet. Öldü oğlum adam, öldü lan öldü. Saçmalama, otur şöyle otur. Ne oldu bu çocuğa ya? Az önce gördüm. Çok canlıydı. Hadi lan sen de. Acaba Saffet'in hayali mi gördün sen? Bari hortlamış mı yoksa bu Saffet? Ya. Yok. Pamuk bizimle kafa buluyor çocuklar. Tabii canım, şaka yapıyor. Abi, vallahi şaka değil. Çok ciddiyim. Ya sizin de görmüş olmanız ya lazım. Oğlum biz bir şey yapmıyoruz. Yok canım, nerede? Oğlum ne görmedi ya? Görmedik. Abi, yaşıyor abi. Görmediniz mi abi?
Merdivende gördüm ya. Gözlerimle gördüm abi. Oğlum. Sana görünmüş olmasın mı? Ya. Eyvah. Allah. Harbiden ha. Bilem yönet. Ne olacak şimdi? Kimler? Bak şimdi. Bunlar birine dadandılar mı? Bariz rahatsız edip korkuturlar. Evet, evet. Ne diyorsun? Eyvah. Ya. Demek ki sana da Saffet kılığında gözükler. Hı? Evet. Vallahi gördüm. Billahi gördüm abi. Tamam. Pamuk doğru söylüyor. Ölmedi çocuk. Oh. Kalbimizde yaşıyor. Korkma oğlum. Eyvah Saffet. Üşüyorken yanımda olmadığın asırlar kadar uzun geceler, günler geçti. Ama artık büyüdüm. Şimdi bir şekilde paraya kavuşup onca yıl sonra karşıma çıktın diye babamın anısına ihanet edecek değil. Babamın anısına sırtını dönecek değil. Bir oğlum olduğunu unut. Çünkü ben bir annem olduğunu hatırlamıyorum. Baban zavallı falan değildi. Seni kaçırdı. Bizi ayırdı. Yours Anna. Oğlum. Gitme ne olur. This is a letter from Anna. Özür dilerim, bölüyoruz hocam. Buyurun. Otur çocuklar, otur. Hadi. Mesela. Hocam özür dileriz. Haber doğru mu diye gözlerimize görmek istedik. Aha işte burada capcanlı ya. Demek o kazadan kurtuldun evladım. Ya öyle oldu işte hocam. Maalesef. Yine başınızdayız yani. Estağfurullah evladım. Maalesef ne demek? Seni öldü sandığımız için ne kadar üzüldüğümüzü tahmin edebiliyor musun sen? Bilirim. İyi ki Ankara'ya haber vermek için acele etmemişiz. Neyse sonunda iş tatlıya bağlandı. Evet. Saffet'in arkadaşlarından çektiklerimizi artık sona erecek. Öyle değil mi Ali? Artık sorun yok hocam. Koray? Sorun yok. Memo? Merak etmeyin hocam. O bir krizdi, geldi geçti. Aslında kırdı geçti demek daha doğru olur. Seni öldü sandıkları için okulu birbirine kattı bu haytalar. Neyse. Sonunda işin tatlıya bağlanması hepimiz için çok iyi oldu. Saffet, oğlum. Efendim hocam. Bir ara bize uğra da şu olayın detaylarını anlat. Unutma ama, tamam mı? Tamam hocam, uğrarım. Hocam özür dileriz. Zamanınızı aldık. Rica ederim. İyi dersler. İyi dersler. Teşekkür ederim. İyi dersler çocuklar. Hocam buyurun. Okay. Let me read it once more then. Şaşırmadınız. Annem beni arayıp haber verdi. Yaşıyor olmana çok sevindim Saffet. Ben de hocam. Zira hayat güzel. Özür dilerim hocam. Saffet. Annemle küçük bir hesabım küçük var. Küçük mü? Burada senin için acı çekenler, üzülenler için hiç küçük görünmüyor ama. Küçük hesabın bedeli çok büyük oluyor Saffet. Özür dilerim hocam. Annenden bile. Annen bir iki gün önce buraya gelip bana aranızda geçenleri, neden senden ayrılmak zorunda kaldığını, yani her şeyi anlattı. İyi yapmış hocam.
Onu dinlemek zorundasın Saffet. Annem, ben küçükken de bana böyle masallar anlatırdı. Biraz da size anlatmış demek ki. Ama ben oğlumu neden bırakmak zorunda kaldım masalını dinlemeyeceğim hocam. O yüzden kendinizi fazla yormayın, olur mu? Onu görmeye gittiğinde öfkeyle söylediğin sözler anneni üzmüş. Ama o sana küs değil. Bir anne evladına zaten istese de küsemez. Ama evladı annesine küsebiliyormuş demek ki. Hatta bir kalemde silebiliyormuş da. Bak, annenin kolları sana her daim açık Saffet. Hayatının sonuna kadar seni bekleyecek. Ama sen onu bu kadar bekletme. Çünkü olanları dinlediğinde pişmanlık duyacaksın. Bu kadar zaman annenden ayrı yaşadığın için kendine çok kızacaksın. Bir gün gerçekleri anladığında inadın yüzünden, onu dinlemediğin için, birlikte geçireceğiniz zamanları kaybettiğiniz için kendini hiç affetmeyeceksin. Boş verin hocam ya. Saffet! O sevdiğin hayatı sana veren annendi. Sana can vermek için seni aylarca karnında büyüten, korkunç acılar duyarak ama gülümseyerek seni dünyaya getiren annendi. İlk sözcüğünü bekleyen, ilk adımların için sana kucak açan, düştüğünde seninle ağlayan, ateşin çıktığında gecelerce uykusuz başında bekleyen, seni daha küçücük savunmasız bir bebekken dünyadaki bütün tehlikelere karşı koruyan annendi. Bunları hatırlamıyorsun, evet. Çünkü çok küçüktün. Benim canımı hatırladığım şeyler yapıyor hocam. Talihsiz bir şekilde hayat sizi ayırdığında sen annenin içinde hiç durmadan kanayan bir yaraya dönüştün. Evladını kaybetmek bir annenin başına gelebilecek en kötü şey. O bu acıyla baş ederken bir gün seni bulacağını umuyordu. Ve bunu başardı. O seni buldu. Yarasını sarmanın vakti gelmişken sen şimdi o yarayı daha da kararttın. Öfken o kadar kör etmişti ki gözlerini, annenin çektiği acıları göremedi. Kendi feryadını o kadar tıkamış ki kulaklarını, annenin anlattıklarını aldırmadım bile. Bunu yapma Saffet. Sana hayatını hediye eden birine, annene, sırf bu yüzden bile bir şans vermek zorundasın. Nerede nefes alamıyormuşum, boğuluyormuşum da bir anda yeniden ciğerlerime hava dolmuş gibi hissettim. Bu gece rahat uyursun artık. Ne diyorsun sen ya? Bebekler gibi hem de. Allah'ıma şükürler olsun. Beni böyle bir vicdan azabından kurtardığı için. Bir de Oktay'la aranız düzelirse var ya, tadından yenmez vallahi. Keşke. Ama biliyorsun, onun inadını kırmak çok zor. Şiddet uygulayan bir alkolikti. Onun dayağından kaçtım ama seni terk etmedim. Seni her gün görmeye, kendimi sana unutturmamaya çalıştım. Ama baban sonunda beni cezalandırmak için seni kaçırdı. Bizi ayırdı. Hoş geldin kızım. Nasılsın anneciğim? Seni çok özledim. Ben de kızım. Bana bir kere böyle sarılmadın Büşra. İnsan kıskanıyor doğrusu. İçimden gelmiyor, ne yapayım? Şşş, ayıp oluyor ama. Pardon anneciğim. Efendim aşkım. Hazırlan hayatım. Yarın gece kaçıyoruz. Yarın gece mi?
Evet, yeri ayarladığımıza göre beklememize gerek yok. Yarın gece ben Gamze'de olacağım. Oradan çıkmam daha kolay olur. Tamam, yine haberleşiriz. Bir de havaların güzel olduğuna bakma. Yanına kalın bir şeyler al. Tamam aşkım. Ay çok heyecanlıyım ya. Kapatıyorum bir tanem. Yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz canım. Yarın gece kurtuluyorum bu evden. Kurtuluyorum. Seni gördüğümde gerçekten çok sevindim. Bak sen. Bir gün beni gördüğüne sevindiğini söyleyeceksin deseler dünyada inanmazdım. Ben de. Ama oldu işte. Söyledim. Hmm. Bunu söylemeye gelmedin ama değil mi? Hayır. Ha? Gamze konusunda anlaşmıştık. Anlaşmamıza sadık kalıp kalmayacağın konusunda emin olmak istedim. Oktay, sen konuştuklarımı karıştırmışsın biraz. Biz Gamze konusunda anlaşmadık. Sen bana tehditler savurmuştun. Gamze'nin yanına yaklaşırsan böyle böyle olur diye beni korkutmaya çalışmıştın. Ben de seni dinlemiştim. O söylediklerim hala geçerli Saffet. Çünkü değil onun yanına yaklaşmak. Bir daha adını ağzına alırsan sahilde yarım bıraktığım işi tamamlarım. Çok korktun lan. İyi yaptın. Yerinde olsam ben de korkardım. Korkmaya devam et. Görüşürüz. Az kaldı Oktay Efendi. Defterini döneceğim güne az kaldı. Şşş! Kimsin lan sen? Nereye bakıyorsun öyle? Sizin ailede herkes her şeye burnunu sokuyor demek ha? Ne diyorsun lan sen? Gitsene lan çöplüğüne! Sana mı soracağım lan nerede gezeceğimi? Delikanlı mısın lan sen? Gel lan, gel hadi gel. Geberteyim mi lan seni? Geberteyim mi? Uzak dur lan kardeşim. Yalçın abi. Kalk. İyi misin abi? İyi misin? Tamam abi geçti. Gel abi. Tamam geçti. Atlamasaydın kamyonetten. Ya biraz geç kalsaydın abi? Bu da bir ihtimaldi Memo ama atladım işte. Bak tekrar aranızdayım. Peki nereye kayboldun? Her yere baktık bulamadık biz seni. Valla aslında sizi çok yakınlardan izliyordum. O uçurumun kenarında dalgıçlardan gelecek bir haberi beklerken de kıyafetlerinizi çıkarıp denize attığınızda da size bakıyordum. Abi hiç acımadın mı bize ya? Acımaz mıyım be oğlum? Hepiniz o kadar umutsuzca çırpınıyordunuz ki içim cız etti. Daha uzun süre çıkmayacaktım ama yapamadım işte. Ama o kadın, annem olduğunu söyleyen o kadın için var ya, kılım bile kıpırdamadı. O bu cezayı hak etmişti Ali. Bir daha bana yalan söyler, benden sır saklarsanız yine o saklandığım yere girerim, bir daha da geri dönmem ha. Bir daha böyle bir şey asla olmaz abicim. Yok yok, siz yine yaparsınız bir kelek bana. Ama sizden değil o kadından korkarım ben. Size daha neler yaptırır kim bilir. Annene de bize de haksızlık ediyorsun Saffet. Bunu anlamanı sağlayacağım. Vallahi ne yaparsan yap Ali. Ama o kadının size söyleyeceği her şeyi bilmek istiyorum bundan sonra. Arkamdan numara çevirmeyin abi daha. Korkma. Artık sana asla yalan söylemeyiz. Göreceğiz. Abi. Aha.
Abi? 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 Abi ne oldu sana? Oktay, kaldır beni koç. Abi bir hastaneye gidelim. Gerek yok. Boş ver. Ne oldu? Kim yaptı sana bunu? Sizin peşinizde dolaşan Revok. Zülfü indirmiştim de. Arkadan biri gelip kafama bir şeyle vurdu. Kesin İsmail'dir. İyi ki babamlar duymadı. Sen de bahsetme sakın. Bizimkiler üzülür şimdi. Tamam abi, merak etme. Ya keşke biraz daha erken gelseydin be. İyi oldu geldin. Sen bu işe karışma. Abi. Herif karşına çıktığında da bir saçmalık yapmasın. Bunlar köpek sürüsü gibi. Yalnız gezmezler. Ben yarın polise gidip şikayetçi olacağım. Ya boş ver ya. Gitsen ne olacak ki? Ne yapayım peki? Herif evimizin önünde arabayla seni ezmeye çalışıyor. Pusu kurup bekliyor. Adamları kafamıza sopayla vuruyor. En azından bunları bilsinler. Yani herifin yakalanıp içeri girmesi bir şey ifade etmiyor ki. Birileri tarafından kullanıyor. 2-3 ay yatıp tekrar çıkıyor. En son bir çocuğun ölümüne sebep olduğu için içeri girmişti ama şimdi sokaklarda. Ya bu nasıl adalet? Ben evdekilere çaktırmadan enseme biraz... Tamam gel şöyle gel. Geldiniz Mina Hanım. Habersiz geldim, kusura bakmayın. Geçerken bir uğrayayım sizi de alayım dedim. Çok iyi yaptınız. Bunu size getirdim. Ben yaptım demek isterdim ama annem yapmış. Kakaolu kek. Çok severim. Bunu yanımıza alalım o zaman. Çaylar da benden olsun. Anlaştık. Aa, ne oldu böyle ya? Elastiklerin hepsi inmiş. Nasıl olur böyle bir şey ya? Hay Allah. Buralarda böyle şeyler olmazdı ama. Aa, burada bir şey var. Ne yazıyor Kemal Bey? Seninle olan hesabımız açık değil. Çok yakında kapatacağız Kemal. Yalçın. Yalçınlar. Bakayım. Hadi be oğlum ya. Tamam abicim giyineyim ya. Yani kesin hazır mısın? Hazırım kesin. Hazırım hadi. Hadi. Ha. İyi günler. Gençler, Saffet Günaçer kim? Benim. Benimle karakola kadar gelmen gerekiyor. Hayırdır? Kazayla ilgili sana sormak istediğimiz bazı sorular olacak. Ha. Tamam o zaman gidelim. Hadi görüşürüz. Çok uzun sürer memur bey? Orasını bilemem. Niye soruyorsun lan? Akşam randevumuz falan mı var? Hadi görüşürüz. Abi biz de gelelim. Aynen tamam. Ya. Siz gelmiyorsunuz arkadaşlar. Ne soracaklar abi şimdi ya? Olmuş bitmiş olay abicim. Neyin sorgusunu yapıyorlar? Ortada bir kaza var Koray. Her canı isteyen sırf eğlence olsun diye arabasını denize süremez. Güvenlik güçlerini kendi keyfi için meşgul edemez. Ederse sorarlar adama işte. Ya Meral Hanım'a haber verse miydik ya? Haber vermemiz elbette Saffet'in yararına olur. Ama Saffet haber vermemizi ister mi? Sanmıyorum. Annesinden yardım almak yerine 20 yıl hüküm giymeyi tercih eder bu herif ya. Ama ben Saffet'in kodese girmesini tercih edemem abicim. Ben kadını ararım. Saffet kızacaksa bana kızsın ya. Meral Hanım'ın böyle bir şey bilmesi ve oğluna yardım etmesi gerekir. Al bak bunlar da edebiyat notları. Kemal Hoca'nın ağzından çıkan her şey o defterde abartma var. Abartma canım o kadar da ama değil. Ama öyle. Neyse ben çay almaya gideceğim. Siz de ister misiniz? Yok sen otur. Geçen sefer de sen almıştın. Bugün çaylar benden. Selin sana başka bir şey alayım istersen. Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi? Aa, ne haber Aslım? Ah, iyidir senden. Sınıfa mı gidiyorsun? Hı hı. Kantine gelsene, İrem ve Melisa da orada. Aman kalsın.
Onlarla ne kadar az karşılaşırsam o kadar iyi. Özellikle de İrem. Acayip sinirimi bozuyor ya. Aman takma kızım sen onu ya. Bilmiyor musun? Boş boğazın tekidir. Hadi yürü. Yok gelmeyeceğim ya. Böyle yalnız oluyor mu şimdi? Sen keyfine bakarsın. İyiyim ben böyle. Hadi görüşürüz sonra. Bekle ben de geliyorum. Vay kanka. Ne işi bu? Haber var mı? Yok. Oğlum şu FBI'de tanıdığın olacak tamam mı? Vereceksin Sibel'in bilgilerini. Şak uydu bağlantısı. Sibel şimdi ilk yerde. Y sokakta, Zeynoğlu evde. Sen evde film kopyalamaktan iyice uçmaya başladın Rıza. Abicim benimki sana manevi destek. Senin tadın olmayınca bizim keyfimiz sıfırın altında. Ne olacaktı? Beyler. Sevgili Özge. Başladı yine. Ya biz bittik ya. Bittik abicim. Ne var yine ya etiket? Ne olacaktı? Seneye bu zamanlar ÖSS'ye giriyor olacağız. Ne diyor bu ya? Nerede düşünmüyoruz? Stres, sıkıntı, kabus, kaybetme korkusu. Aynen. Her gün yaşadığımız şeyler. Daha sık yaşayacağız o kadar. Aman ne yaşayacağım ya? Sıkıntıya gelemem valla. Çok kasarsa girmem sınava olur biter. Şart mı üniversite? Şart. Saçmalama ya. Allah. Allah. Ne diyor lan bu? Şart girmesin ne o zaman. Ben lise mezunu bir kızla evlenemem. Ne diyorsun lan etiket? Kırarım bak kafanı. Ya aşkım hiç olmazsa 2 yıllık bir okul oku. Su ürünleri oku. Kolunda altın bir bileziğin olsun. Sucu. Duvara asmaya bir diploman olsun Özge. Kusura bakma. Ben aileme lise mezunu bir kızla evleneceğim diyemem. Ulan ya, 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 Özge, ya. Özge. Otur Cici. Otur Cici. Cicak. Kaybol lan yiyeceksin şimdi sopa ya. Bir şey demedim. Selam. Hoş geldin Gamze. Selam. Ne haber millet? Merhaba abi. Merhaba abi. Oktay. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Aşk işte. Hayat. Bak, kötü bir şey söyle. Tamam ya. Tamam Murat her şeyi anladım. 5. kez anlatmana gerek yok. Ne yapayım? Ben de heyecanlandım. İyi. Akşam görüşürüz. Gamze'nin evi yolun sağındaki 2. evde değil mi? Evet Murat evet. Peki Cüneyt Bey size de iyi günler. Ne diyor Kemal Bey? Arabanızın olduğu yere bir ekip yollayıp inceleme yaptıracak. Yalçın'ın yazdığı tehdit notunu da bir ara bizden alıp Yalçın'la ilgili dosyaya koyacağını söyledi. Hala yakalanamamış olmasına sinir oluyorum bu adamın. Neden bu kadar uzun sürdü hiç anlamıyorum. Yakalamak için birine daha zarar vermesini mi bekliyorlar? Sakin olun Mina Hanım. İnanın onu yakalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu adam sürekli senin etrafında dolaşıyor Kemal. Bir koruma falan mı talep etsen acaba? Böyle bir şeye gerek yok Leyla Hanım. Ben Yalçın denen o pisliğin bugün yarın yakalanacağına inanıyorum. Bir hata yapacaktır. Eminim buna. Ne olursa olsun verdiğin sırrı saklamalıydım. Çok özür dilerim. Bir şey söylemeyecek misin Oktay? Seninle küs kalmaya dayanamıyorum. Benim kızgınlığım seninki kadar kolay geçmiyor Gamze. Tamam özür diledin kabul ediyorum ama bana biraz zaman tanı. Yani hemen eski halime dönemiyorum. Tamam. Şimdilik affettiğini bilmek de yeter. Kantine gidelim mi? Olur. Hadi. Hazırlanıyorum. Ne için? Evden kaçacağım da birkaç parça bir şey alayım dedim yanıma. Sınıf çöp pikniğe gidiyoruz ya anne unuttun mu? Unutmadım. Ama niye bu kadar eşya alıyorsun ki yanına? Piknik için biraz çok değil mi? Az bile. Yani sen her zaman tedbirli olmak lazım demez misin? Üstüm kirlenir bir şey olur. E piknik bu. Bu yünlükayı niye alıyorsun ayol? Bu sıcakta kurdeşen dökersin vallahi. Anneciğim. Ormanlık alan serin olur, eser meser. Hem sen her zaman... Tamam, tamam. Tedbirli olmak lazım derim. Ben bu akşam Gamzeler'de kalacağım. Gamzeler'de mi kalacaksın?
Nereden çıktı şimdi bu? Ya akşam kekmek yapacağız birlikte. Söz verdim kızlara. Hem uzun zamandır böyle kız geyiği yapamıyorduk. Güzel olacak. Kızım, Saadettin abim böyle yatılı kalmaları sevmiyor biliyorsun. Beni onunla papaz etme durup dururken. Anne, Saadettin abinin ne düşündüğü umurumda değil biliyor musun? Bundan sonra bence sen de umursama. Seni ezmesine, onun kölesiymişsin gibi davranmasına izin verme artık ne olur. Korkmadan karşı çık ona, tamam mı? Ne diyorsun kızım sen? Yine dellendin bakıyorum. Yarın akşam görüşürüz anneciğim. Hiç olmazsa bir telefon edip sorsaydın Saadettin'e. Ben şimdi ne diyeceğim ona? Hadi balım. Oh be. Boşuna dememişler yaz fakirin mevsimi diye. Yağmur yok, kar yok, üşümek yok. Keşke 4 mevsim yaz olsa be abi. Küresel ısınma bu hızla devam ederse öyle olacak zaten. Türkiye gittikçe çöl iklimine dönecek. O zaman da bir damla yağmur bulmak için dua edeceksin Mehmet Hoca. Yine açtın şu ağzını. Yok küresel ısınma, yok çölleşme. Bırak da bari biz şu güzel havanın tadını çıkaralım. Lan tadını çıkar. Çıkar da bu güzelim havayı gelecek nesillerden ödünç aldığını aklından çıkarma. Saffet, sen... Zaten bugün bu duruma gelmemizin sebebi de bu değil mi? Günü kurtarma, günün tadını çıkarma zihniyeti. Bir an önce kendimize gelip bir şey yapmazsak, az önce tadını çıkarmaktan bahsettiğin güzel hava, gün gelecek, kirliliğiyle seni boğacak. Ben gelecek konusunda senin kadar kürümser değilim abiciğim. Bence durum o kadar da umutsuz değil. Değil mi Saffet abi? Hiç değil. Bence her zaman bir umut vardır. En olmayacak dediğin anda bile bir umut filizlenir. Ne demek arkadaşında kalacak? Nasıl izin verirsin Necla? Bu ne rahatlık? Saadettin, bağırma gözünü seveyim. 40 yılın başında arkadaşında kalmak istedi kız. Ben de izin verdim. Kaldığın yeri biliyoruz. Gamze'nin telefonu da var. Bu kadar büyütme ne olur. Büyütmeyeyim mi? Nasıl büyütmeyeyim? Ben burada eşek başı mıyım? Bana sormadan nasıl izin veriyorsun? Bu ailenin reisi sen misin, ben miyim? Sensin Saadettin. Bu ailenin reisi sensin ama Büşra da benim kızım. Böyle demek istemedim Saadettin. Ben bir an... Saadettin dur, yanlış anladım. Ay içime fenalık geldi. Biz koca yufkayı bitirdik, kız üç parçayı saramadı. Siz bana saracağınızı önünüzdeki börekleri sarsanıza. Oo, lafa gelince maşallah dil pabuç kadar. Yok yok, bak görürsün. Arkadaşta bu beceriksizlik, bu çene varken Murat 2 günde boşar bunu. Saat kaç oldu ya? Hayrola, bir yere mi yetişeceksin? Hayır canım, keki fırına koyu kaç dakika oldu diye bakacağım. Aa. Alo, efendim? Ya, demek Saadettin abi çok kızdı. Tamam, sen üzülme anneciğim, ben şimdi geliyorum. Hayda, ne oldu şimdi? Kusura bakmayın kızlar. Saadettin abiden burada kalmak için izin almamıştım. Kıyameti kopartmış. Ben en iyisi gideyim, yoksa iyice ekşir annemin başına. Tamam canım, başka zaman kalırsın bizde. Önemli olan sizin huzurunuzun bozulmaması. Hadi be kızım, Fizan'a gitmiyorsun. Yarın görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, olur mu? Tamam canım, sen de. Geçiremiyorum, kusura bakma ellerim. Yok yok, önemli değil. Neyse, hadi otur da saralım bitsin şu. Tamam. Bize kaldı gene bak.
Araba nerede? Şurada biraz aşağıda. Bana da atın lan. Hop. Oğlum şahsi oynama. Şirekli yapma bana bak, delirtme. Bana ne? Ya hadi gel, sen de dalga geçme. Başar mısın? Aç şunu. Yavaş. Bak beyefendi diyor. Sabah bir şişen mesaj atmış. İnşallah ciddi bir şey yoktur Necati teyze. Dur ben bir arayayım onu. Boşuna arama. Ben sabahtan beri arıyorum. Cebi kapalı. Ver şunu. Evden de rahatsız etmeyelim bence kadıncağızı. Kimin annesi dolma yapıyor? Hay Allah ya. Ne güzel hep birlikte eğlenecektim. Nazlı eğlenmeye başlamış bile, baksana. Hadi çocuklar. Hadi. Hadi yürüyün. Hadi. Hoca çağırın. Hadi. Hadi çocuklar, hadi. Hadi otur sen. Büşra. 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 Hadi kalk, yiyecek bir şeyler hazırladım. Kahvaltı edelim. Büyük zafer, büyük zafer. Kemal Hoca oley, Kemal Hoca oley, Kemal Hoca oley. Kemal Hoca oley, Kemal Hoca oley, Kemal Hoca oley. Her acıya dayanamaz bu yürek, ölürüm de ayrılamam yar senden. Her acıya dayanamaz bu yürek, ölürüm de ayrılamam yar senden. Lan burada var ya, ne ortamımız ha. Şirek. Harika, süper ya. Lan harika lan mekan, harika. Evet, harika. Bence de harika. Tamam, gel gel, top oynayalım. Hadi 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 hadi. Hadi sakin ol. Açın üstü bizi ya. Vallahi Şirek. Çocuklar. Oğlum sakin ol. Daha akşama kadar buradayız. Yeni geldik ya. Hem orman yersin sen yaprakları. Arkadaşlar eğlenelim, çok güzel bir gün geçirelim. Ama lütfen çevreyi kirletmeyelim. Tamam mı? Evet, doğru söylüyorum. Mini ocakla. Buraya piknik yapmaya geldik kardeşim, pislik yapmaya değil. Hayır, bravo. Hayır, herkes kendine bir yer bulsun. Hadi yavaş yavaş yerleşin. Bizim tayfa şöyle gelsin, bizim tayfa şöyle. Dağınık ama güzel bir yermiş burası. Kimin evi? Daha önce demiştim ya, bir arkadaşımın evi. Bu arkadaşın Tarsus'tan mı? Yok, buradan İstanbul'dan. Peki tanışabilecek miyiz? Ne kadar çok soru soruyorsun Büşra ya. Şey, ben muhabbet olsun diye sormuştum. Canı sıktıysan kusura bakma. Asıl sen kusura bakma. Gerginim biraz. Eyvah. Gelince böyle oluyorsan yandık desene. Keşke bunu seninle kaçmadan önce söyleseydin. Gel, böreğe gel. Osman, yavaş yiyin ha. Böyle bunu alıp yaydığın zaman...
baba. 10 numara. 10 numara. Bizlerin doğal yaşam ortamı. Nasıl? Gayet şık bence. Beğendin mi? 10 numara olmuş. Ya. Neredesin abi? Adama bak hala yiyor. Bundan iç. Koyalım öyle. Damacana ile alsan içecek herif ya. İçerim. Şunlar versene şunlar. Canlı arkadaşlar bu maçet aldım. Kola kaldı mı? Hadi abi getir şunu. Kurabiye alır mısın Özgeci? Bu ne ya? Vallahi bana bir şey kalmadı. İyi, İlhan'ın iyisi. Öyle de zaten biliyorsunuz. Aşkımın ölsü. Eyvah. Annemden rica ettim böyle yapsın diye. O da beni kırmadı. Özge, kaynanan seviyormuş kızım. Sever. Lan, o laf başka bir şey için söylenmiyor muydu ya? Olsun oğlum, kaynanası yine de seviyormuş. Baksana nasıl uğraşmış kadıncağız. Tabii canım. Aşkım, beğendin mi? Oğlum, beğenmek ne kelime ya? Hastası oldu, hastası. Yesene gülüm ya. Bak, bence burada eksik bir harf var. Eksik harf mi? Hangi harf eksik? S harfi. Salağın sesi. Sen beni delirtecek misin ya? Bari burada bir huzur ver. Gelin benim. Kaldır şunu gözümün önünden. Bu ikili aklıma hediyeyle bir düğü getiriyor sence? Aşk olsun aşkım. Bu sefer harbiden kalbimi kırdın. Ben küstü. Yemeyeceksen o kurabiyeyi bana versin Özge. Alır mısınız Kemal Bey? Yemeyeceğim. Ben yaptım. Nasıl olmuş? Harika. Elinize sağlık. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsunuz Kemal Bey. Bir de bunu deneyin isterseniz. Nedir bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Ben patates salatası diye başlamıştım ama böyle bir şey çıktı ortaya. Bir tadına bakın şimdilik. Sanem, senin kola istiyor. Sana zahmet ona kola koyar mısın? Oğlum nasıl anlaşıyorsunuz siz ya? Bu kız sürekli sessiz sinema modunda. Bazı insanların anlaşması için konuşmaya ihtiyaçları yoktur. Bazıları da ne kadar konuşursa konuşsun asla anlaşamazlar. Mercimekli köfte yer misin? Aferin sana. Ne oldu Kemal Bey? Çocuklar. Buyurun hocam. Biraz gelir misiniz? Oturun hocam. Tabii hocam. Hayırdır? Evet, gelin gelin. Ne oldu acaba ya? Allah Allah. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum çocuklar. Selin'in bu durumu. Yani konuşmaması bazılarınıza ilginç gelebilir. Ben bunu şaka konusu yaptığınızı, hatta bazı arkadaşlarınızın şakanın dozunu fazla kaçırdıklarını gördüm. Takılıyoruz hocam. Kötü bir niyetimiz yok biliyorum. Ama Selin bu şakalardan, takılmalardan rahatsız oluyor. Konuşmamasının altında yatan nedeni bilseniz bu şekilde davranmayacağınıza eminim. Siz biliyorsunuz herhalde hocam. Neymiş arkadaşın derdi? Birkaç yıl önce bir kazada evleri yandı. Yangın sırasında Selin evden çıkamadı. Babası Selin'i kurtarabilmek için içeri girmiş. Selin kurtulmuş. Ama babası Selin'in gözleri önünde hayatını kaybetmiş. Hadi ya. Çocuklar Selin o kazadan beri hiç konuşmadı. Psikologların dediğine göre babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için konuşmamayı seçmiş. Çok üzücü. Peki hep öyle mi kalacakmış? Yani düzelme umudu hiç yok mu? Şu an için yapılacak hiçbir şey yok. Nasıl ki konuşmamak kendi seçimi, konuşmaya da bir gün kendi karar verecek.
Evet, artık hepiniz Selin'in hikayesini biliyorsunuz. Bundan sonra umarım ona göre davranırsınız. Hı-hı. Tamam, hadi. Eğlencenize bakın. Acıdık ya şimdi ya. Niye çekmiyor bu ya? Tamam. Burada çekiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Nasıl sevmiyor ya? Seviyor. Seç. Vicdan. Öyle. Vicdan. Geç lan. İlk başından lan. Salim. Hadi gel. Özge. Çilek. Tamam, Gamze de benliyorsun. Ortada sizsiniz. Tamam, hadi tamam. Başlayalım. Hadi, evet, evet, hadi, hadi, hadi. Geç böyle artık, çok güzel. Böyle daha geçiyoruz. Geç. Tamam. Hadi. Geçsene hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Adam gibi oyna, hadi. Yeniyoruz bunları. Kaç. Hop. Ay. Oğlum ne yapıyorsun ya? Alsana elini. Hadi arkadaşlar biz de bir şeyler oynayalım. Şaka maçı oynasak ya. Aa evet. Ne amacı ya? En son 5 yaşında oynadım ben oyunu. Sen oynama o zaman. Tarih oldu kızım saklambaç. Ya ne güzel nostalji yaparız işte. Hem burada saklanacak bir sürü yer var. Çok zevkli olacağına eminim. Hadi başlayalım. Başlayalım o zaman. Hadi. Hadi. Benim eve. Vallahi ben normal atıyorum. Ama sert kızımız o kadar da sert değilmiş demek ki. Bilerek öyle attın değil mi? Canımı yakabilmek için. Oyunun adı üstünde Özge. Yak artık. Senin derdin oyun falan değil kızım. Başladı yine sen ya. Sen bana gıcık olduğun için böyle yapıyorsun. Kızlar uzatmayın be. Bırak Oktay ya. Bırak da neymiş derdi öğrenelim. Hadi kızlar yapmayın. Oyuna devam edelim. Benim kimseyle derdim falan yok tamam mı? Kendini bu kadar önemseme. Kızlar Kemal Hoca görecek. Ayıp ama. Bırak ya. Biz futbol oynayalım be abi. Hoş. Oğlum pamuk nerede lan? Ya bu kızlarla İyi bırakın topu oynamıyor. Vallahi evleniyoruz. Evlenemiyoruz. Evleniyoruz. Neredeyim lan ben? Özge! Özge! Bu ne ya? Of, ne oldu buna lan? Özge! Pamuk nerede? Ne bileyim ben ya. Pamuk'un bekçisi mi? Bekçisi değilsin ama sevgilisisin. Hiç merak etmiyor musun aşkım nerede diye? Yadigar. Ne Yadigar? Hakikaten nerede bu etiket ya? Merak ettin değil mi? Ben şuna bir bakayım. Bir de kaybolup başımıza dert olmasın. Bize geliyoruz. Pamuk eniştemiz sayılır ne de olsa değil mi? Abi canım. Doğru söylüyor. Şşş kızım. Ayımayı kapmış olmasın bunu? Nerede o günler? Kurtulurdum ben azından. Be. Hadi tamam, dağılma tamam, bakalım. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Rıza ya. Ben buna koçuyorum. Hadi görüşürüz.
her yer yeşil. Özge. Bu taraftan. Bu taraftan. Bir süre burada saklanıp sonra Tarsus'a gideriz. Sonra da Nike işlemlerine başlarız. İster Tarsus'ta, istersen burada yaşarız. Annem. Sana cebini kapa demiştim. Kapatmıştım ama bir ara çekiyorum diye kontrol edeyim dedim. Sonra kapamayı unutmuşum. Şimdi de ulaşılamıyor diyor. Bir şey mi oldu acaba Saadettin? Ne yapsak? Gamze'yi mi arasak? Bilmem. Ne yapmak istiyorsan yap. Ne de olsa Büşra senin kızın Necla. Gamze'nin telefonuna da ulaşılamıyor diyor. Belki de ormanda çekmiyordur Saadettin. Bilemiyorum. Şeyleri daha sık yapabilsek. Keşke. Son zamanlarda yaşadığımız o kadar gergin olaydan sonra bu piknik çocuklar için de bizim için de ilaç gibi geldi gerçekten. Evet. Gamze yalnız kalmış. Sanayım. Da. Yine mi aynı konu? Evet, yine aynı konu. Bu sefer beni susturamayacaksın da. Bak Otta. Gamze Saffet'i o kadının annesi olduğunu söylediği için üzülsün mü? Ben de o zaman aynı şeyi yapardım. Yemin ederim. Seni çok iyi anlıyorum. Gamze ona verdiğin bir sırrı başkasına, ki bu başkası herhangi biri değil can düşmanı, söyledi diye kızgınsın. Haklısın da. Ama ben bu olayda en çok Gamze'ye hak veriyorum. İbo, sen neden bahsediyorsun? Birisinin yıllardır görmediği annesi var. Ve ben bu sırrı biliyorken ondan saklayamam abi. Anne bu abi. Saklanır mı ya? Sen ne düşünürsen düşün. Gamze yaptığında sonuna kadar haklıydı. Olaya biraz da onun tarafından bakmayı dene. Birbirinizi seviyorsunuz. Ve beraber olma şansınız var. Herkes bu kadar şanslı olmuyor. Her yerimiz kene oldu lan.
Yılanların arasında geziyoruz. Gel yürüyelim, içine yürüyelim abi. Dikkat et. Bulamayacağım Özge beni. Çürüyüp gideceğim lan burada. Buraya kadarmış İlhan Efendi. Geri dönüş yok artık. Burada çürüyeceksin lan. Ulan piknik senin de yine. Daha Özge'ye mektup yazacak kağıt kalemim bile yok be. Ulan sen kimsin papatya topluyorsun be? Özge. Özge. Aşkım. Aşkım. Oğlum çürüyorsun, sen nereden geliyorsun? Beni çok özledin değil mi? Beni seviyorsun değil mi? Gördüm, gel buraya gel. Dayanamadın değil mi? Bırak lan çekeni. Neredesin lan sen? Neredesin yine? Hoş geldin abi. Aşkı tazeliyorsunuz. Şirek. Hadi yürü gidiyoruz. Yolu bulabiliriz değil mi? Ben biliyorum burada. Ya hadi git ve yürü. İyi buradan gidelim. Gamzeciğim, çiçeği benim için mi topladın? Yo, kendim için. Gamze. Hı? Ben gideyim, tamam. Yemekler gerçekten çok güzeldi. Özellikle de kurabiyeye bayıldım. Afiyet olsun. Gamze. Oktay. Seni seviyorum. Seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Bana cevap vermiyorsun aşkım. Sensiz yapamıyorum. Söyle. Neredeysen yanına gelin. Lütfen Sibel. Söyle aşkım. Konuş. Bir şey söyle Sibel. Bir iz. İşaret ver. Beni sensizliğe mahkum ettiğin her dakika acı çekiyorum aşkım. Aşkım. Neredesin aşkım? Sibel ne olur. Bir fırsat ver bana. Ne olur gelim yanına. Saklambacın şampiyonu oldun. Kayboldun sandık. Düştüm. Ayağım kaydı.
Sonra sizin sesinizi duyunca da geldim işte. Ya bizi çok korkuttun Eda. Bir an mavi sakal sana zarar verdi sandım. İrem. Bakayım şu koluna. Ay. Ay canım ya. Şey var mı? Yok. Nasıl oldu bu? Diğer arkadaşlarına sana söyleyeyim. Hadi bırakın patatesi. Hadi. Hadi bakalım. Olmadı da hocam. Biraz dolaşmaya çıkalım mı? Bu kıyafetle mi? Kıyafetimin nesi var? Kötü mü? Eteğin çok kısa. Demek eteğim çok kısa. Çok komiksin ya. Ya iyi beceremiyorsun ama kıskanç erkek triplerini. Sen ciddisin. Ya bu etek kısa falan değil Murat. Gayet normal boyda. Uf, hadi kalk da biraz dolaşalım. Ormandaki ayılardan mı kıskanıyorsun canım beni? Üzerinde o etek varken seninle değil ormana hiçbir yere gidemeyiz. İnat etme de çıkar şu eteği. Hafif kadınlar gibi görünüyorsun. Ne dedin sen? Çabuk benden özür dile. Özür dilenecek bir şey söylemedim ben. Bana hafif dedin ya, daha ne diyeceksin? Yo yo yo, hafifsin demedim. Hafif kadınlar gibi görünüyorsun dedim. Ama etiği çıkartmakta biraz daha direnirsen gerçekten öyle olduğunu düşüneceğim. Bunları söyleyen sen olamazsın. Benden özür dileyene kadar seninle konuşmayacağım. Nereye gidiyorsun? Kolumu acıtıyorsun. Sana nereye gidiyorsun dedim. Dışarı, dolaşacağım biraz. Hiçbir yere gidemezsin. Nedenmiş o? Çünkü ben izin vermiyorum. Senden izin istediğimi sanmıyorum. Çekil şuradan. Sana gidemezsin dedimse gidemeyeceksin. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Murat? Murat hayır. Murat saçmalama lütfen. Ne yapıyorsun ya? Aha dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Parmağın ucunda döner mi deli dünya? Oh, oh, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara?